Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Ukrayna ordusu ilerliyor demiştik. Ukrayna ordusunda evet iyi sinyaller ve iyi işaretler var açıkçası. Ukrayna'nın her son saldırısından sevindirici haber. Her sonun kuzeyinde, Rus cephesinde 15 kilometre kadar gedik açıldı. Ukrayna ordusu dün Dnipro nehri üzerinde imha ettiği Nova Kahkova köprüsüne doğru ilerliyor. Kuzeydeki Rus birlikleri kuşatılmış olacak. Yaklaşık 6-7 bin Rus askeri var ve Ruslar burada tedarik zincirinde sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle İHŞ, giyim ve benzeri geri takviyeler aksamış durumda. Moral ve motivasyonlar sıfır. İşte bu açılan gedikten ilerleyen Ukrayna ordusuna MiG-25'ler, HIMARS füzeleri, M777 150 milimetrelik toplar eşlik ederek koruma sağlıyor. Özellikle askerlerin yayvan ve yayılarak evet gedikten yayılarak ilerledikleri ve hedef olarak Kahkova Köprüsü'ne doğru ulaşmak olduğu söyleniyor. Gerçekten inanılmaz bir hamle. Burayı aldığı zaman Ukrayna ordusu Herson'un kapısına dayandığında gerçekten işler çok daha iyi olacak. Ukrayna tabii ki kayıplar verdi ama bir de sorun, Ruslar ne kadar kayıp verdi? Dün verdiğimiz haber ajanslara düştü bile. Evet, yerleşim yerlerini aldıkça Ukrayna ordusu bayraklarını çekmeyi ihmal etmiyor. Herson'da ilerleyen, evet yerleşim yerlerinde ilerleyen Ukrayna ordusu. Şu anda yerleşim ve meskun mahallede tabii ki tarama gerçekleştiriyorlar. Kolay şey değil tabii ki. Her şey karşılarına çıkabilir. Tuzaklar, mayınlar vesaire vesaire. Pusular, her şey karşılarında olabilir. İhtiyatlı gidiyorlar. Ukrayna ordusu Rusların daha yeni buraları işgal ettiğini düşünürsek işte buralara geri gelip Ruslardan geri alarak aslında bir özgüven tazelemesi yaşıyorlar. Ruslar geri kovalanıyor. Ruslar geri yollanıyor. Ruslar hezimetle tanışıyor. Ukrayna ordusu yeniden şahlandı. Güçlü ve etkili vuruşlarla Rusları gerçekten zora soktular. Şu anda ilerledikleri görüntüler, mavi pazumantı gördünüz. Ruslar mı diyenler çıkacaktır diye söyledim. Evet, altyapının zararına bakın. Sular fışkırmış. Şimdi görüntülere bakalım isterseniz. Ruslar için işler tersine döndü. Ateş gücü üstünlüğünü ele alan
İnatçı ve sabırlı bir şekilde evet Ruslara karşı mücadele veren Ukrayna ordusu, halkından da aldığı destek, batıdan gelen evet stratejik askeri yardımlarla dengeyi sağladığı bir yana ilerlemeye başladı. Savaşta psikolojik üstünlük çok önemli. Bu psikolojik üstünlüğü ele alan sahada tabii ki daha avantajlı skorlarla ayrılıyor. Yani burada Rusların kayıplarının çok olması, sayısal veriler Ukrayna'ya cesaret veriyor. Herson'un alınışı bir milat olur demiştim. Herson'u alınca Ukrayna bakacak ki bu iş Kırım'ı almaya, bu iş Luhansk ve Donetsk'i almaya dönecek. Rusya tabii ki çılgınlıklar deneyecek. Ama vatan ve millet toprak söz konusu olunca hiçbir risk insanı gözüne gelmiyor. Rusya'ya buradan bir ders verilmesi gerekiyordu. Bu dersi Rusya almaya başladı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı kirpiden zamanında satın almış olan bu araçları Ukrayna askerlerinin özellikle nasıl bir saldırıdan kirpi aracı sayesinde kurtulduğu da ortaya çıktı. Evet, görüntüler şu anda ekranlarda. Kirpi aracı onların imdadına yetişti. Onların canını kurtardı. İşte bu zırhlı araç sayesinde kendilerine geldiler. Evet, kirpi araç onlara büyük bir imdat oldu. Bu tarihi karelere, bu tarihi anlara şahitsiniz. Evet, kirpi aracı Ukrayna askerlerine büyük bir korunak oldu burada. Evet, şaşıp kalacaksınız. Şu anda tekrar bakın. Büyük bir saldırı var ve bu saldırıdan kurtulmak adına kirpi araca yaklaşıyorlar. Evet, savaş bu. Evet, M777 155 milimetrelik toplar canlarını okudu. Çok büyük eziyet çektiler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ruslar devranın döndüğünü görüyorlar. Özellikle sahadaki Rus askerleri bunu iliklerine kadar hissediyor. İşte psikolojik kırılma buna denir. Bundan sonraki süreci size söyleyeyim. 1. Herson. 2. Melitopol. 3. Mariupol. 4. Kırım. Evet. Bu çok önemli hamle. Yani özellikle buraların geri alınması Ukrayna için kırmızı çizgi. Şimdi Ukrayna bu saatten sonra masaya oturmak istemeyecektir. Rusları böyle yakalamışken bırakmak istemeyecektir. Herson kritik konumuyla Ukrayna'nın geri almak için en yoğun uğraş verdiği şehir. Uzmanlara tabii ki askeri bu konuda yetkililer, askeri uzmanlar Herson'da başarılı olabilecek olarak görüyor Ukrayna'yı. Yani bir başarı potansiyeli görüyor ama bunun yavaş ve zorlu bir süreç olacağı düşüncesinde de evet hemfikirler. Bayraktar insansız hava aracı, evet bayraktar insansız hava aracı durmuyor. Bayraktar insansız hava aracı birçok mühimmatı, birçok Rus aracını yine imha ediyor. Sahada topyekün bir savaş var. Rusya buna karşı direniyor. Yüksek dijital askeri teknoloji ile mekanik teknoloji savaşıyor. Dijital teknoloji çok sayıda önde. Evet, Rusların kaybı arttıkça. Medvedev, Güvenlik Konseyi, evet temsilcisi, o bile şu anda sert açıklamalarla, gözdağlarla durdurmaya çalışıyor. Artık balon güç olma devri bitti Rusya. Sahada ne olduğun belli oldu. Artık yapacak bir şey yok. Çekilin, gidin o topraklardan. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki yayında evet görüşmek üzere. Sağlık, afiyet içinde kalın. Hoşça kalın.